Selam dostlar, Düşük FPS oyun kanalına hoş geldiniz. Ben Yiğit, yanımda Uğur var. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray Fenerbahçe derbisini oynayacağız demeyelim. Bilgisayarı oynatacağız. Sonucu epey merak ediyoruz. Sen merak ediyor musun bakayım? Ben çok heyecanlıyım. Çok mu heyecanlısın? Hay. Maçta bu kadar heyecanlanmam mesela biz her şeyi ayarladık. Şimdi ben oyna diyeceğim. Bu arada taraflar bizim geçmemiz lazım. Evet, taraf seçimi yapmak istemiyoruz. Bilgisayar kendi kendine oynasın. Dünya derbisinin sonucunu önceden şey yapmak istiyoruz, öğrenmek istiyoruz. Şimdi şöyle, bu maç ne olur dersen. Ha, Ben sen... sana söyleyeyim. Ya Galatasaray kazanır, ya beraberlik, ya Fenerbahçe. Neden Anladım. diyeceksin? Çünkü derbilerin sonucu 3 ihtimaldir. Galatasaray taraftarı neler yapmış görüyor musun? Bakalım bu hafta bir şey olacak mı? Yalnız bayağı iyi. Şu an bak tarafta baskı altına aldı. Ama tabi hakem Galatasaray en yakın rakibine 6 puan fark atmış. En yakın rakibi de Göztepe. Ne demek istiyorsun? İlginç bir lig oluyor. Well, we know the qualities of this home team today. En az gol yiyen takımlar aslında. They're so strong defensively. Best defensive record in the league. Well, defending is an art and sometimes I've forgotten what this day and age, but this lot haven't forgotten it, that's for sure. Mumuslara. Yani Mumuslara da Allah affetsin. This is the team news for Galatasaray. Fernando Muslera starts in goal. Galatasaray'ın ilk 11'i. Standart 11. Değil mi? Bu zamana kadar kazanan takımı bozmuyor. Belki Hoca. Selçuk oynayabilir bu hafta. Yani Selçuk'a ihtiyaç var diye düşünüyorum. Rodriguez kötü bu aralar. Değil mi? Ozan Tufan'ın büyük bir çıkışı var. Fenerbahçe going with this team today. Nacho Valbuena starts, a midfielder in good form. And they just go with the one striker up front. Yansen'i çok beğeniyorum, Yansen. Yavaştan maça geçeyim mi? Tabii geçelim artık ya. Ben bayağı full seremoni izlettim. Evet. Neyse. Şu maça geçelim. Bir de şöyle bir şey yapacağım. Şu spikerleri kapatacaktım. Onu unuttum. 2 saniye onu bir kapatayım. Spiker abiler konuşmasınlar. Biz onlar yerine konuşuruz. Spiker benim. Yorumcu sensin, değil mi? Başladı. Allah! Şikirtel'de top. Fenerbahçe defanstan çıkmaya çalışıyor şu an. Şikirtel bayağı sürdü topu. Uzun bir pas. Lines'in kafası. Fernando ve Serdar Aziz. Serdar uzun oynadı. Nabil Dirar. Dirar şimdi içeri girmeye çalıştı. Geriye döndü Josef'e. Josef'ten tekrar Dirar'a. Geri Mendes Rodriguez orada bir hamle yaptı ama kazanamadı topu. Top yine Fenerbahçe'de. Jansen sağa açtı topu. Giuliano. Giuliano orta denemesi, top Lines'e takıldı. Lines şimdi Maicon'la oynadı. Maicon uzun çıktı Belhanda. Galatasaray etkili bir atak yapabilecek mi bakalım. Mariano. Önünde Gomis var. Gomis'le oynadı. Gomis'in ortası Neto karşıladı. Valbuena aldı şimdi. İlk 10 dakika yorumlamak ister misin? Yorumcumuz. Ya şimdi Fenerbahçe etkili başladı. Normalde Galatasaray'ın. Biz hızlı başlayacağını düşünüyorduk. Tabii sonradan bir kontrol atak denemesi. Bakalım. Bir pas hatası orta sahada. Ndiaye kaptı topu, verdi Fernando'ya. Aa, Fernando topu kaptırdı. Ndiaye uzun bir pas. Hasan için kolay bir top. Ozan Tufan kadrolu yok mu ya? Biz kadroya koymuştuk ama değişmiş.
Allah Allah. Tamam, o sonradan geldi zaten. Isınırken sakatlandı herhalde. Fenerbahçe maçın ilk kornerini kullanıyor 16. dakikada. Galatasaray'ın yan toplardaki zafiyeti bu pozisyonda bir şer yaratabilir takıma. Aynen, ama son haftalarda yan toplarda da fena değil Galatasaray, gol yemiyor yani. Galatasaraylılığımızı bir kenara mı koysak bu maçı anlatırken? Yani sen gelsin ya, niye öyle yorumlar yapıyorsun? Allah Allah. Aman. Şükürtel, Josef top direkten döndü. Üst direkten döndü top. Maçın en etkili pozisyonu. Gomis indirdi şimdi. Belhanda Galatasaray hızlı çıkıyor. Feghouli bastı topa. Feghouli tekrar Belhanda'ya. Belhanda'nın basit top kayıplarından biri daha. Ve daha sonrasında da Mehmet Topal'a foul yapıyor. Şey diyeyim, Fenerbahçe daha etkili. Fenerbahçe çok etkili başladı. Hayır, kazanması lazım bir de. Yoksa... Aynen, Fenerbahçe'nin galibiyete ihtiyacı var. Yoksa 11 puan. Kendi yar alanından şimdi Neto uzun oynadı topu. Giuliano indiremedi. Belhanda da kaldı top. Belhanda biraz bireysel oynuyor sanki. Ne diyorsun? Fazla hata yapıyor. Değil mi? Daha ısınabilmiş değil. Feghouli şimdi etkili olabilecek mi? Feghouli orada Hasan Ali'ye kaptırdı topu. Valbuena uzun oynadı. Gomis de kaldı şimdi top. Etkili bir atak olabilir. Neto girdi araya. Josef. Isla ile oynadı. Isla'dan Giuliano'ya. Fenerbahçe hızlı çıkmaya çalışıyor. Rakip ceza sahası önünde Gomis bayağı bir yalnız kalıyor. Değil mi? Lines. Fernando sağ beki Mariano ile oynadı. Belhanda ve tekrar Mariano. Galatasaray biraz daha topu ayağında tutmaya başladı. Feghouli kanat değiştirmiş. İyi paslarla çıkıyor Galatasaray ve Feghouli evet dediğin gibi kanat değiştirdi. Feghouli ve Belhanda'dan basit top kayıpları geliyor şu an Galatasaray adına. Çok fazla şey yapmak istediklerinden olabilir. Evet, evet olabilir. Fenerbahçe biraz daha direkt oynuyor. Valbuena girdi araya. Hasan Ali. Hasan Ali'nin pası Giuliano'ya. Giuliano Janssen'le oynadı. Janssen geriye döndü. Josef. Nabil Dirar. Şimdi ondan da basit bir top kaybı geldi. Defansta Serdar Aziz. Tam bir orta saha mücadelesine döndü oyun. İki tarafta birbirini açamıyorlar şu an. Evet, tek pozisyon var. Evet. Yine bir yan top zafiyeti. Duran toptan Josef'in direkten dönen bir kafası var. Rodriguez şimdi Maicon'la oynadı. Uzun çıktı Maicon. Gomis güzel kontrol etti. Endia'ya Belhanda. Belhanda'dan çok basit bir top kaybı daha. O ne ya? İkinci yarıda Belhanda yerine Selçuk düşünülebilir mi? Ne diyorsun? Net düşünülür. Rodriguez. Gomis de oynadı. Gomis kaptırmadı topu. Ndiaye'de kaldı top. Ndiaye çok istekli bak. Nasıl gidiyor dikine dikine. Rodriguez'in ortası Isla karşıladı. Galatasaray'da maçtaki ilk kornerini 38. dakikada kullanacak. Galatasaray'ın da etkili silahları var kornerde. Maicon olsun. İyi bir tolu diğerci aslında. Serdar Aziz. Serdar Aziz. Zaten geldiler. Maicon, Serdar Aziz içeride. Fernando içeride. Belhanda kullanıyor korneri. Gomis içeride. Ndia içeride. Feghouli de hemen ceza sahasının dışında. Dışarıya doğru kullandı. Ceza alanının önünde Dirar karşıladı topu. Şimdi Janssen. Giuliano tek başına topu kanada doğru sürükledi. Şimdi Janssen kaçtı. Ona değil Dirar'la oynadı. Mehmet Topal. Janssen, Mehmet Topal etkili bir şut çıkarabilir mi? Kanada açtı topu. Ve Galatasaray presle topu kaptı. Fernando. Rodriguez. Belhanda ile oynadı. Belhanda şöyle bir etrafına baktı. Ve tekrar Rodriguez ile oynadı. Rodriguez'den çok basit bir top kaybı daha.
Rodriguez'in daha bir etkinliğini göremedik. Tabii. Şimdi Ndiaye. İçeriye doğru sızdı. Feguli, Isla, Gomis'te kaldı. Belhanda'nın şutu Kameni'ye. Çok etkiliydi Galatasaray'ın atağı. Kameni topu tokatladı ve kornere çeldi. İlk yarının sonunda Galatasaray az daha öne geçme fırsatını yakaladı. Galatasaray'ın bu ikinci korneri değil mi? Evet. Evet. İlk yarıya da 2 dakika ekledi hakem. Belhanda topu koydu. Kullanacak şimdi korneri. Kullandı. Gomis'e geldi top. Gomis'in şutu. Asfak da out'a çıktı. Gomis'in de saçları biraz kısa yapmışlar galiba. Gomis'in saçları biraz kısa mı olmuş? Yani. Olabilir. Zaten bir kere yapıyorlar abi, tamam mı? Uzunca yıllar onu kullanıyor. Farkındaysan Mehmet Topal'ın saçları hala uzun falan. Böyle biter ilk yarı. İlk yarının son atağı derken hakem de maçı bitirdi. İlk yarıyı yorumlamak gerekirse ne dersin? Ortada bir maç. Karşılıklı ortada. Birer pozisyon var. Tabii. Fenerbahçe maça hızlı başladı ama yani. Galatasaray daha sonra dengeledi. Hatta dengeledi. Bir adım öne de geçti gibi. 45'te az daha Belhanda ile öne geçecekti. Hatta daha sonra kullanılan kornerde Gomis de gol yapabilirdi. Bakalım. Galatasaray'ın da 2 şutu var. Fenerbahçe'nin de 2 şutu var. Fenerbahçe'nin kaleyi bulan şutu yok. Galatasaray'ın 1 var. Fenerbahçe biraz daha fazla topla oynamış. Kart yok. 2 kornere 1 korner. İkinci yarı o zaman başlatalım. İkinci yarıya Galatasaray başlıyor. Ndiaye geriye oynadı. Serdar Aziz. Serdar'ın pası Belhanda. Belhanda orta sahada Ndiaye ile oynadı. Ndiaye'den çok kötü bir pas geldi. Saha içinde herhangi bir değişiklik görmüyorum ben. Evet, ikinci yarıya aynı kadrolarla çıktı takımlar. Valbuena topu tutuyor. Valbuena şimdi Ndiaye'yi aldı önüne. Top açıldı. Giuliano orta açabilecek mi? Açtı ortayı. Muslera için kolay bir top oldu. Belhanda şimdi sola açtı. Feguli. Galatasaray hızlı çıkıyor. Ortada sadece Belhanda var. Feguli kaptı topu tekrardan istedan. Ama hakem Cüneyt Çakır faulü verdi. Hakemin Cüneyt Çakır olması hakkında bir yorumun var mı? Yani şimdi... Sen işini bayağı ciddiye alıyorsun şu an. Bayağı. Yani enteresan bir seçim değil aslında yani. Kimi verecekti? Fırat Aydınus. Selçuk Direli'yi vermeyecek yani buraya. Selçuk Direli hakemi bırakalı zaten epey oldu. Fırat Aydınus olabilirdi ama sonuçta en tanımlanan hakemimiz yani uluslararası piyasada. Ndiaye şimdi Galatasaray hızlı çıkıyor. Gomis gidebilecek mi? Neto çok kritik bir müdahale. Gomis ağır kaldı orada. Bu arada Dirar da sol kanada geçti Fenerbahçe'de. Giuliano şimdi. Giuliano Janssen'le oynadı. Janssen tekrar Giuliano'ya, orada ikilisi güzel paslaşmalar yaptı ama topu Fernando kaptı. Fenerbahçe sanki biraz daha açıldı gibi ikinci yarıda. Gole ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin galip gelmesi tabii ki bir bakıma gerekli. Şart. Hatta şart diyelim. Janssen açtı ortasını. Etkili bir orta Lines karşıladı. Hasan Ali. Janssen şimdi ceza sahasında. Giuliano ile oynadı. Dışarı çıkardı. Tekrar Hasan Ali. Hasan Ali açabilecek mi ortayı? Janssen vurdu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. İyi orta. Fenerbahçe Hasan Ali'nin ortasında Janssen'in kafasıyla İyi orta. 1-0 öne geçiyor deplasmanda. Fenerbahçe birkaç dakikadır baskısını arttırmıştı. 60. dakikada da. Yani burada bakıyoruz. Mayakon'la Serdar Aziz'in arasından kafayı vurup. Evet. Muslera'yı da çaresiz bırakıyor. Çok iyi bir kafa. Uzak köşeye. Serdar Aziz yine burnuna darbe almış galiba. Öyle mi diyorsun? Mayakon'un üzüntüsü golden sonra. Yani sen genç ve etkili. Beğeniyorum. Galatasaray taraftarı da bir anlık şok durumunda şu an. Sustular. Galatasaray şimdi 1-0 geride.
Santra'yla başladı. Serdar uzun oynadı Feguli'ye. Feguli sol kanattan gidiyor. Gomis çok dışarıda kaldı. Gomis. Feguli sol kanatta tekrardan. Güzel bir orta gelebilir mi? Kameni için kolay bir top oldu. Kameni hemen eliyle başlattı oyunu. Neto. Galatasaray iyice prese başladı bu arada. Dakikalar da ilerliyor bu arada. 65 Tabii oldu. 66. dakika. Dirar sağ kanattan. Gelirken topu Lines'e kaptırdı. Belhanda'nın biraz daha etkili olmasını Galatasaray taraftarı da bekliyor. Biraz mırıldanmalar başladı. Homurtular ve ilk oyuncu değişikliği. Rodriguez çıkıyor. Yasin giriyor oyuna Galatasaray'da. Giuliano yerine de Mehmet Ekici girdi Fenerbahçe'de. Biz bunları ayarlamıştık aslında. Aa çok kötü bir taç. Serdar'dan büyük hata. Josef. Verdi pasını isteye. Mehmet. Jansen vurdu. Maicon'a çarpan top. Kornere gitti. Bir oyuncu değişikliği daha Galatasaray'da. İngiliz bir değişiklik. Fernando çıkıyor. Tolga giriyor. Enteresan şimdi yani Tudor'un ne yaptığını anlamak mümkün değil. Şaşırdım. Dakikalar 69 su gösteriyor. Mehmet Topal'ın kafası Muslera'da kaldı. Galatasaray yan toplarda rakibe şans vermeye devam ediyor. Nabil Dirar oynadı Jansen'le. Jansen'den Valbuena'ya. Valbuena tuttu topu. Etrafında 4 Galatasaraylı. Valbuena da Isla ile oynadı. Isla güzel kaçırdı. Serdar girdi araya ve topu taça attı. Fenerbahçe'de de ikinci değişiklik geldi. Josef çıkıyor oyundan ve Ozan Tufan girdi. Ozan da formda bir oyuncu. Dirar. Jansen'le oynadı. Jansen bugün çok etkili. Ortasını açtı. Mariano karşıladı. Mehmet Topal ve Fenerbahçe 2-0 öne geçiyor. Fenerbahçe ikinci golü buldu. Galatasaray'da tam bir şok yaşanıyor. Mehmet Topal da taraftarına koştu. Evet. Diyecek bir şey bulamıyorum. Mariano burada içeriye doğru çevirdi. Uzaklaştırıp topu. Mehmet de gelen topa sol ayağıyla. Çünkü tarafsız değilim. Evet, tarafsızlığını koruyamıyorsun sanki. Üzgünüm. Üzgünsün. Neden böyle oldu? Burası Galatasaray TV değil yalnız. Doğru. Lütfen tarafsız olur musun? Bizi izleyen Fenerbahçeli arkadaşlarımızın kalbini kırıyorsun doğru, şu an. Yok ya, tebrik ederim. Ne diyeyim? Tebrikler ama daha maç bitmedi bakalım. NDI'ye geriye oynadı Serdar'a. Galatasaray taraftarında Dursun Özbek istifa sesleri yükseliyor. Ne diyorsun? Lines. Tolga. Serdar da ileride bu dakikalarda. Tüm hatlarıyla saldırıyor artık Galatasaray. Son 12-13 dakikada. Ve İsta çıkıp Roman Neustadter girdi oyuna Fenerbahçe'de. Üçüncü ve son değişiklik. Tabi şimdi sağ bek kim geçti? Neto geçmiş gibi gözüküyor. Ozan, Serdar girdi araya. Neto. Gomis çok etkisiz ya. Gomis çok etkisiz, Belhanda çok etkisiz, Feguli çok etkisiz. Fenerbahçe'de Neto çok iyi top oynadı. Jansen çok iyi oynadı. Lines. Şimdi içeriye doğru girdi. Gomis bugün çok hareketsiz ve etkisiz. Gomis bakınıyor. İstanbul'un gece hayatıyla tanışmış olabilir mi Gomis? Ne diyorsun? Büyük ihtimalle. Tam bu haftada. Martin Lines soldan geldi. Gomis de oynadı. Gomis çekti. Mehmet Topal.
girdi araya. Yansen, bak Yansen çok iyi oynadı. Mehmet'le oynadı. Mehmet ikinci. Uzaktaki Valbuena ile oynadı. Valbuena şimdi sol kanattan içeriye doğru Yansen'le oynadı. Yansen'in ortası Maicon. Dokunmasa 3 oluyor. Evet. Dakika 88. Yansen, Nabil Dirar. Dirar oynadı. Mehmet Topal kötü bir şut geldi Mehmet Topal'dan. İkinci golün sahibi Mehmet Topal kötü vurdu. Yani Igor Tudor hakkında bir şey söylemek istiyor musun bu değişiklikten sonra? Dakikalar 90'ı gösteriyor ve oyuna Selçuk Yanus soktu. Evet. Ülkesine geri döner. Hırvatistan'a diyorsun. Hırvat mıydı ya Tudor bu arada? Hırvat Murat dedim ben. Ne bileyim. İnsan olsun bizim için o önemli. Tabii. Tolga. Serdar bayağı sol açık gibi oynuyor şu an. Fenerbahçe ayağa paslarla son düdüğü bekliyor. Nabil Dirar açtı ortayı. Yansen bir şut imkanı daha. Muslera degajını yaptı ve hakem Cüneyt Çakır maçı bitirdi. Evet Uğur Bey. Tarafsızlığını bir kenara bırakarak lige renk geldi. Taraflılığını daha doğrusu. Lige renk geldi. Lige renk geldi diyorsun. Fark 5 puana indi. Tabii şimdi Başakşehir ve Beşiktaş maçı da çok önemli. Orada ne olacak bilemiyoruz. Değil mi? Ama tabii Galatasaray için büyük bir hayal ve moral kırıklığı ve bozukluğu. Fenerbahçe tabii puan farkını 5'e indirdi bu galibiyetle. Fenerbahçe bundan sonra yürür. Yürür diyorsun. Tabii. O zaman ne yapalım biliyorum, ben seni mutlu edeyim. Ben sana iyi dedim. Ultimate Team'de bir paket açtırayım. Paket açmayı severim. Değil mi? Bir tane paket aç. Bir tane mi? Bir tane. Ne düşüreyim? Bir tane güzel paket aç. Ya da iki tane. Yani bir tane 15 binlik paket veya iki tane 7,5'luk aç. Sen bilirsin. Ha, çok kararsız kaldım. Şöyle. Diyor ki 7'si nadir, en az 20 tane altın öge var içinde. Tamam. Aç. Bir 24. tane açacağım. Aç abi. Ah 15 binlik paket. Nereye basıyorum? Ona basıyorsun. Hadi. Yeşil. Evet evet. Bir daha. Bir dakika ya. Hı. Pozitif enerji gönderiyorum. Gönder bakalım. Geldi. Geldi. Çerçöp açtın. Gerçekten mi? Evet. Rodrigo be. Muazzam be. Tamam kardeş. Para etmiyor mu? Yok. Etmez. Bunları FIFA, takıma atalım. FIFA bugün üzerimize oynadı. Bugün üzerimize oynadı. O zaman biz yavaştan videoyu kapatalım. Bir şey söylemek istiyor musun? Tebrikler. Ayrıca bizi izledikleri için teşekkür ederim. Evet. Bu. Bu kadar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan söyleyeyim. Hoşça kalın.